Uyar Medya kanalına hoş geldiniz. Emeklilere son dakika haberlerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. TÜİD'den emekliler için yeni zam sistemi önerisi geldi. TÜFE sistemi bırakılsın, 6 aylık zamlar seyyanen yapılsın. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜİD Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE'ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklinin yaşamakta olduğu ekonomik gerçekliklerin çok uzağındadır. Emekli ailesinin harcama kalıplarına uymamaktadır. Emekli, yaşı gereği değişen ihtiyaçlarını esas alan harcama kalıplarıyla oluşturulmuş, yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Emekli aylıklarındaki 6'şar aylık artışların, gelir adaletini gözetecek şekilde seyyanen yapılmasını istiyoruz. Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor. Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta %35 olan alt sınır aylık bağlama oranının %70'e yükseltilmesini talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı 1800 liraya kadar yükselebilecek. Peki yeni formülle birlikte en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? TÜİD Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarını 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu, TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı, 5510 sayılı kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli, bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin, mevcutta %35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak %70 olarak belirlensin, bu yapılırsa en düşük emekli aylığı 1800 liraya kadar yükselir. Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini, çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor, oranın güncellenmesini bekliyoruz, sözleriyle anlatıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak, emekliler, maaşlarının %10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak, SSK ve Bağkurluların gelirinde 382 liraya varan artış olacak, 6375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek. Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Bayramdan önce maaşlarını alan emekliler için müjdeli haber geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödeme ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini talep etti. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 824 TL'ye varan artış olacak. Peki 2020 SSK, SGK ve Bağkur ek ödeme ile emekli maaşı ne kadar olacak? 2020 milyonlarca emekli için kazanç yılı oldu. Ocak'ta zamlı maaşlarını alan emekliler Mart ayında bankalardan ikinci promosyonlarını aldılar. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan bayramı ikramiyeleri erken verildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin emeklinin aylıkları 1500 TL'ye yükseltildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paket kapsamında yapılan yasal düzenleme ile ek ödeme dahil taban aylık ödemesi 1000 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda maaşı 1500 liranın altında olan emeklilere Nisan ayından itibaren 500 lira ödenmeye başlandı. Bu adım emeklileri rahatlatırken Türkiye Emekliler Derneği'nden SSK ve Bağkur sigortalıların taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Takvimin haberine göre bu öneri kabul görürse en düşük emekli aylığı 2324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2324 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerin kazancı yükselecek.
Düzenlemeden kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseler oranında yararlanacak. Talep kabul edilirse ek ödeme dahil en düşük aylık 1500 liradan 2324 liraya çıkacak.